7 Haziran Salı Evrensel Gazetesi İhsan Çaralan TÜİK bilerek ve isteyerek enflasyonu düşük belirliyor. Çünkü TÜİK'in 2022 yılı Mayıs ayı tüketici fiyat endeksindeki artışı 2.98, yıllık artışı da %73.50 olarak belirlemesi hem TÜİK'in verilerini yeniden tartışmaya açtı, hem TÜİK'teki tayinleri hem de iktidarın TÜİK'i niçin ve nasıl kullandığını yeniden gündemin ön sırasına çıkardı. Gerek bağımsız iktisatçıların kurduğu ENAG'ın, gerekse İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı enflasyonunun %5'in üstünde olduğunu açıklamaları, TÜİK'in kendisinin de Mayıs ayı üretici enflasyonunu %8.76, yıllık bazda ise %132.16 gibi Mart 1995'ten beri en yüksek üfeyi rekor bir düzeyde belirlemiş olmasına rağmen mayıs tüfesini 2.98 olarak belirlemesi, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklarken her ay yayımladığı hangi maddelerde fiyat artışının ne kadar olduğunu gösteren TÜİK madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması ve bundan sonra bu listenin yayımlanmayacağını duyurması Son bir yılda dört kez TÜİK Başkanı'nın görevden alınması ya da istifası, 29 Ocak'ta TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçer'in görevden alınıp yerine Erhan Çetinkaya'nın atanmasının arkasından iki TÜİK Başkan Yardımcısının ve Fiyat İstatistikleri Dairesi Başkanı Cem Baş'ın, 4 Haziran'da da 20 bölge müdürünün görevden alınması, en sonda 3 gün önce Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teken'in görevden alınması, TÜİK'in enflasyon hesabı ve enflasyona dair verilerini daha da tartışmalı hale getirdi. Elbette ki TÜİK enflasyonu etrafındaki tartışma ne iktisatçılar arasında bir akademik tartışma ne de siyasilerin üstünde dans ettiği bir polemiklerle sınırlı tartışmadır. Tersine bu tartışma asıl olarak halkın ekmeğiyle, yapılan sendikalı işçilerin ve kamu emekçilerinin ücret ve maaşlarına yapılacak zamlardaki artı enflasyon farkı, asgarite yapılan zammın son yıllarda refah payı gündeme alınmadığı da dikkate alındığında hemen tamamı, özel sektörde çalışan beyaz yakalı emekçilerin ücretlerine yapılan zamların en birinci kriteri, Memur, işçi, bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın tamamı TÜİK enflasyonuna bağlı olarak belirlenebilmektedir. Bu yüzden de TÜFE ne kadar düşük belirlenirse tüm emekçilerin ücretlerine yapılacak zam da o kadar düşük belirlenmektedir. 29 Ocak 2022 günü görevden alınan dönemin TÜİK Başkanı Erdal Said Dinçer, 20 Ocak'ta Dünya Gazetesi'ne verdiği söyleşide ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum diyerek enflasyonu gerçekte olandan daha az tespit etmenin 84 milyonun hakkını yemek olduğunu söyleyerek TÜİK enflasyonunun ne anlama geldiğinin itiraf etmiş oldu. Bu açıklamadan 9 gün sonra da görevden alındı. Kısacası TÜİK enflasyonu düşük göstererek bütün emeğiyle geçinenlerin yani 84 milyonun en az 75 milyonunun patronu durumuna gelmiştir. Hem de emekçi düşmanı, halk düşmanı denebilecek son derece hasis bir patron. Kuruluş yasasına göre TÜİK az çok bir özelliğe sahipti ve son yıllara kadar enflasyon başta olmak üzere verilerine pek bir itiraz olmuyordu. Ama AKP iktidarı özellikle de topluma verecek bir şey kalmayan tek adam yönetimiyle birlikte TÜİK'in verilerinin iktidarın politikalarının eleştirisine dayanak olmayacak biçimde manipüle edilmeye başlanmasıyla de iktisatçıların ve muhalif siyasetçilerin eleştirilerinin hedefi olmaya başladı. Uzunca bir zamandan beri TÜİK'in itibarı az çok gerçekleri araştıran iktisatçılar, bilim insanları ve elbette ki çarşı pazarda gerçek enflasyonu yaşayan emekçiler indinde sıfırlanmış durumda. Nitekim artık enflasyonla ilgili TÜİK'in verilerine tek adam yönetiminin bu veriler üstünden halkın kafasını karıştırmak isteyen propagandacıları dışında kimse inanmıyor. Yandaş propagandacılar da inanmıyorlar. Bu verilerin nasıl manipüle edildiğini de bizden iyi biliyorlar. Ama işlerine böylesi geldiği için bu veriler gerçeği yansıtıyormuş gibi kullanıyorlar. Bu yüzden de sorun TÜİK'in kendisi değil, onu böyle kullanan, bu amaç içinde sürekli operasyon yürüten, az çok gerçekleri açıklamakta ısrar ettiğini düşündüğü her yöneticiyi görevden alıp yerine bu bana daha koşulsuz biat eder dediği kişileri atayan tek adam yönetimidir. Kısacası tek adam yönetimi nasıl döviz fiyatlarını bilerek ve isteyerek artırıyorsa nasıl enflasyonu bilerek ve isteyerek yükselmesini sağlayan önlemler almaya devam ediyorsa TÜİK'in enflasyon hesabı da bilerek ve isteyerek manipüle edilmekte Dolayısıyla yoksullardan zenginlere servet aktarımına meşruiyet sağlanması amaçlanmaktadır. Nitekim Erdoğan'dan sonra ekonominin baş sorumlusu olan Bakan Nebati gözleri parlayarak dar gelirliler dışında herkesin kazandığını söyleyerek bu politikanın amacını açıkça itiraf etmiştir. Tabii burada sendikal bürokrasinin ve emek mücadelesi adına öne çıkan bazıların ücret ve maaş zamlarını işçinin emekçinin insanca yaşayacağı bir ücret ve maaş zammı bugün insanca yaşama sınırının yoksulluk sınırının üstü olduğu yerine enflasyona bağlamış olması gerektiğinde ek zam talebinde bulunmayı reddetmesi Sözde TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonu yansıtmadığı söylense bile fiiliyatta ücret ve maaş zamlarında TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonu yansıttığının kabul edilmesi gibi önemli sorunlar vardır. Ama bu yukarıdaki tartışmanın diğer yüzüdür ve bu köşenin ve evrenselin okurlarının sürekli konusudur. Elbette önümüzdeki günlerde de sorunun bu boyutunu da sıcak gelişmelere göre yeniden yeniden tartışacağız. Ama bugün bu yazıyı iktidarın emek mücadelesini ittiği bu labirentten çıkarmanın tek yolunun işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emeğiyle geçinen emekçilerin talepleri etrafında birleşerek ortak mücadele hattına girmesinden geçtiğini belirterek bitirelim. 7 Haziran Salı Evrensel Gazetesi İhsan Çaralan TÜİK bilerek ve isteyerek enflasyonu düşük belirliyor. Çünkü